Arkadaşlar hepinize selam. Nasılsınız? Şöyle bir hemen video başlatayım dedim. Mutfağımdayım. Kamerayı koyduğum yer Instagram'dan takip edenler bilecektir. Neresi diyeceksin? Yani yüksekte bir tripod koymadım. Tripod da olabilir ama masamın üstüne raf yaptırdım arkadaşlar. Sağ olsun Murat da Bahadır yaptı. Bir de mutfağıma perde aldım. Perde sipariş verdim. Onları da göstereyim size dedim. Uzun zamandır çünkü böyle vlog çekmiyordum. Onu fark ettim. Dedim ki böyle hani çekeyim. Bir de alışveriş yaptık. Elisa ve İkiki'den şöyle bayramlık bir şeyler aldım Zeynep Bala'ya. Yani aslında hani bayramda da giyer, ondan sonra da giyer. Artık hiç uzun kollular kalmamış arkadaşlar. Hep böyle kısa kollar falan vardı. Ben de böyle yazlık birkaç tane ihtiyacı vardı. Aslında geçen seneden kalan kıyafetleri ve işte Seda'nın Özge'den gelen kıyafetleri var. Ama yine de tabii böyle lazım oluyor. Bir de yazın bence çocuklar çok daha fazla kıyafet kirletiyorlar. Bu akşam biz evdeyiz. Biliyorsunuz zaten ben oruç tutmuyorum. O yüzden birazdan yemeğimizi yeriz, saat 6'ya gelmek üzere. Bu arada sabah başlatmadım videoyu. Ama akşama annemler, babaannemin kız kardeşi geldi. Annem nerede olacak iftarda? Dedim akşama bize gelin çaya. Biz de otururuz. Kalın dedim aslında ama işte Safiye teyze dedi ki ya kalmayalım işte sen uğraşma işte biz yukarı çıkacağız, yukarıda daha fazla kişi oruç tutuyor işte sahurda falan kolay olur falan dedi. Bakalım gelecekler ama hani kalırlar mı kalmazlar mı bilmiyorum. Kek yapacağım bir de ona, yani daha doğrusu Zeynep Halil'le birlikte yapacağım. Şimdi hemen şöyle aldıklarımızı göstereyim. Şöyle soket çoraplardan aldım arkadaşlar. Bunlar güzel oluyor yazın. Böyle 5 tane var. Şöyle rengarenk. Yani çoraplar çok çabuk kayboluyorlar. Tekleri gidiyor. Ben anlamıyorum. Gerçekten çorap yetiştiremiyorum yani. Özellikle Zeynep Halil'e. O yüzden de böyle yine şu soket çoraplardan aldım. Hatta fiyatlarını da söyleyeyim isterseniz. Çünkü yurt dışından falan izleyen arkadaşlar oluyor. Bazen fiyatlarını soruyorlar, merak ediyorlar. Bu çoraplar 129 TL'ymiş. Sonra bayram için, yani aslında ben uzun kollu ve daha farklı bir elbise almayı planlıyordum. Bir telefon molası. Sonra işte bayramda giymesi için böyle bir elbise aldık. Şöyle. Büyük aldım arkadaşlar. 5-6 yaş aldım. Şimdi niye diyeceksiniz? Zeynep hala böyle uzun elbiseleri çok seviyor. Öyle uzun tütülü elbiseleri çok seviyor. Hem o yüzden hem de çok çabuk büyüyor ya. Yani ben bu sene Eylül gibi alışveriş yapmıştım. 3-4 yaş kıyafetleri almıştım. Onların hepsi şimdi küçük geliyor. Ben şey düşünmüştüm işte seneye de giyer mantığıyla düşünmüştüm. Ama hepsi küçük geliyor. Belleri falan hep böyle kısaldı. O yüzden de bunu böyle aldım. Üzerine giydim bir tık bol ama böyle çok sırıtmıyor bence. O yüzden idare eder. Hemen göstereyim. Söyleyeyim fiyatını. Bu da 449.99 yani 450 lira diyebiliriz. Sonra. Şöyle. Yine böyle işte elbiseyi çok sevdiği için sürekli böyle yazın büyük ihtimalle elbise giyecek. Bu elbiseler de böyle penye çok rahat oluyor. Şöyle bir tane. Bunlar ikiliydi. Bir de şu. Şununla birlikte böyle ikili takım şeklindeydi. Bu ikisinin fiyatı da, bu ikisinin fiyatı 299 TL'ydi. Onun etiketini çıkarmışız. Ondan sonra simit aldım birkaç tane. Şöyle. Hemen fiyatını söyleyeyim. Bu 99 liraymış ama bence çok güzel. Bunları da yine hep 5-6 yaş aldım arkadaşlar. Böyle bol bol zaten yazın. Bol bol giymek güzel oluyor bence. Sonra bunlar da böyle ikili set halindeydi. Birincisi şu. Bu iki tanesi 249 liraymış. Kolları falan çok güzel şöyle fırfırlı. İkincisi de bu. Bu da böyle yine kolları böyle fırfırlı. Sonra işte onların altına giyer diye şöyle taytlardan aldım. İşte şurasında böyle bir deseni var. Bunu da yine kaç almışım? Bunları 3-4 almışım. Çünkü ben, bunların böyle boyu çok uzun geldi bana. Bir de taytta Zeynep hala böyle yapışmasını istiyor üzerine böyle. Bu taytta normal pijama altı falan giydiğiniz zaman bu tayt değil üstüme yapışmıyor falan diyor. O yüzden bir tane bunu aldım. Bu ne kadarmış? Bu 129 lira. Sonra bir tane de bunu aldım. Bunu çok beğendim ya. Bunun böyle desenleri falan çok güzel gerçekten. Bu da yine 129 liraymış. Bence gayet ideal. İşte bu, bunlar hep bütün sivitlerin üstüne olur diye, yani altına olur diye düşünüyorum. Şöyle şöyle giyer. Bunu olur mesela. Şunu olur. Böyle giyer yani. Böyle takım yaparız diye düşündüm. Sonra ben kendime, ben de böyle yazın
bu şekilde böyle bavet çorabı giymeyi seviyorum. Bir tane de bundan aldım. Bu da 99 liraymış. Toplam alışverişimiz ne kadar tuttu? Toplam alışverişimizde 1592.92 yani 1500 yani 1600 lira diyebiliriz. Şimdi bunları hepsini koyayım. Şimdi ben Zeynep Hale'ye makarna yapıyorum. Yanında da şey yapacağım arkadaşlar. Tavuk köftesi almıştım. Böyle bazen ne yiyeceğimi şaşırıyorum. Gerçekten çok az yediğim için ve hep böyle aynı şeyleri yemek istediğim için bazen bunalıyorum. Dün işte spora gittim. Spordan gelirken market uğradım. Tavuk köftesi gördüm. Tavuk köftesi aldım. Tadı da çok güzelmiş. Çok lezzetli çıktı. Öyle. Hadi bakalım. Şimdi size perdemi göstereyim. Bir de rafımı göstereyim. Beğenecek misiniz? Evet, öncelikle rafımız bu şekilde. Şu aşağıdan sarkan şeylere bakmayın arkadaşlar. Bunu bir çözüm bulacağız. Yukarıya kablo uzatacağız. Onlar öyle gözükmeyecek ama şu anda böyle kullanıyorum. Yani zaten misafir gelince arkasına sakladığım zaman kablolar gözükmüyor. Bu raf benim Zeynep Hala'nın yatağın yanlarını kapatmıştık hatırlarsınız. Artık onu bir tarafını böyle sökmüştüm ben. Dedim ki ya bunu neden kullanmayayım ki, neden değerlendirmeyeyim? Zaten böyle bir şey istiyordum. Çünkü benim airframe'de bu kahve makinem hep masanın üstünde duruyordu. Onu sevmiyordum. O görüntüyü sevmiyordum açıkçası. O yüzden böyle buraya aldım. Dediğim gibi işte bu kablolara bir çözüm bulacağız. Şu an şu alt şunları da şu ayakları da Trendyol'dan sipariş verdim. Böyle siyahlı işte mutfağıma uysun diye böyle bir sipariş verdim. Beğendim. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yani buralara böyle kavanoz falan da koyulabilir. Ama ben sadece airframe'de kahve makinemi koydum. Şimdilik yeterli dedim. Çok da doldurmayayım. Fikirleriniz varsa söyleyebilirsiniz. Perdemi de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu plise perdelerden aldım. Çünkü hani bu cam açılıyor. İşte açılınca perdeyi bu tarafa çekiyorsunuz yine içeri gözüküyor falan filan derken. Dedim ki ben en iyisi bu plise perdelerden alayım. Ama tabii ki şu plise perdelerin şu tül gibi olanından hani akşamları içerisi görünebilir diye ben böyle çift renkli plise perdelerden aldım. Akşamları böyle kapatıyorum arkadaşlar. Orası kumaş yani güneşlik oluyor. Kesinlikle içerisi görünmüyor. İşte gündüzde kalktığım zaman yine böyle açıyorum. Tek elle tabii biraz zor oluyor ama böyle açıyorum. Gayet aydınlık oluyor içerisi. Bunu da ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Sadece şu kumaş olan rengin olan yeri rengini güzel seçememişim. Aslında çok gri istiyordum ama kül gris diye seçtim. Biraz böyle kahverengiye çalık geldi. Ama yine dediğim gibi sıkıntı yok yani. İçime sindi dediğim gibi. Tam da ölçülerini birebir vermişim. Tam da böyle yerine göre geldi. Bunu da yine Bahadır ve Murat sağ olsunlar taktılar. Rıdvan böyle işlerden anlamadığı için, onlar da böyle işlere elleri yatkın olduğu için ve sevdikleri için sağ olsunlar. Her dediğim zaman koşuyorlar, geliyorlar, yardım ediyorlar. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Böyle bunu da size göstermiş olayım istedim. Kızıma da yeni kitaplar geldi. Biliyorsunuz Sincap kitapla işbirliği yapıyoruz. Bize böyle her ay çıkan kitaplardan hediye gönderiyorlar. Zeynep hala da kitap okumayı çok sevdiği için her gelen yeni kitabı sabırsızlıkla açıp böyle okuyor. Evet, çok tatlı ya. Evet anneciğim. Arkadaşlar tam videoyu kapattım. Annem dedi ki gel niye hani sen tek başına evde duruyorsun. Aslında makarnayı falan haşlamıştım ama Zeynep hala yapsa gitmeyecektim açık söylemek gerekirse ama Zeynep hala istedi gidelim gidelim dedi. Özgür de aradı. Bu arada çok az bir bal vardı bende. Biz bal yemiyoruz arkadaşlar. Yani ne yazık ki ben de hiç sevmem. Rıdvan da sevmez. Çocuğumu sevmesini bekleyemem bu durumda. Sevmiyor zaten. Aslında yedirmeye çalışıyorum ama maalesef. Şöyle minicik kalmış. Yazık olmasın dedim. Anneme götüreceğim. Onlar böyle yerler. Hani bir lokmalık ama olsun yine de ziyan olmasın. Kitaplarını da aldı. Özgür ablasıyla birlikte kitap okuyacaklar şimdi kızım. Evet arkadaşlar. Babamın Ramazan'ı böyle geçiyor. Ne yapayım? Taklamadım. Morali bozuk bir şey. Hayır, morali bozuk. Sinirli ve agresif. Az kalmış. Şöyle annemin neler yaptığına bir bakalım. Aslında lazanya yapacaklardı ama şöyle mantar almış. Mantar yapıyor. Kesin mantar çorbası yapar. Evet, mantar çorbası. Biraz ayırmış çünkü. Pazartesi günü aldım da yapmam lazım. Şöyle kapatayım bizi.
Sonra dün misafirleri vardı annemin. Kaldırık yapmıştı, kavurmuştu. Benim buzluğumda kaldırık vardı arkadaşlar ama ben de işte Rıdvan yemiyor. Ben de hani artık yani minicik yiyorum. Anneme dedim ki bunu al sen yaparsın. Normalde yumurtalamamıştı ama dün galiba sahur için bunu yumurtalamış. Yumurtaladı. Değil mi? Sonra burada yine dünden kalan tavuklu patatesli yemek var. Köfteli pardon. Bir de tavuk almışlar. Tavuk kızartacaklarmış. Ama şey soğan biberle içlendi. Tavuk için. Bugün pilavı yapacağım bunu. Ha sebzeli. Evet. Ondan sonra bir de şey aklıma geldi bu akşam. Patates püresi yapacağım. Ha, tamam, tamam, aynen. Patates püresi, köfteli yemek. Allah bereket versin, yeter. Yeter tabii canım. Şöyle içeri gideyim, kızlara da göstereyim. Benim halaşım ne kadar güzel olmuş. Halacım çok güzel olmuşsun. Ne yaptınız ki bugün siz? Ama ben elbise giymek istiyorum da. O elbise değil ki anneciğim ama. Şort giymiş abla. Elbise hı-hı. Yapasak. Şort o değil mi halacığım? Şort giy. Kırmızı şort. Evet. Anne. Teyzem de geldi arkadaşlar. Burada Kur'an öğreniyor. Babaannem onu alıştırıyor. Nasıl gidiyor teyze? Çok azimlisin. Nasıl gitsin işte ablam bazı bana kızıyor, gülüyor, söylüyor. Kafama girmiyor bir türlü. Evet haklısın. Olsun, olacak ama. İnşallah olacak yani. Bazen biliyorum. Ama hep azimlisin yani. Öğrenmeye çalışıyorsun çok sen. Çok geldim geldim. Bayağı hiç yani bazı harfleri tanımıyordum. Gösterdi bak. Erkenden geldim ki okuyayım diye. Evet. Her gün okursan alışırsın her teyze. Her gün, her saat başı baya baya. İyi var, hadi bakalım. Anneciğim bunları oynamıyorsanız ama bunları kaldıralım. Yapacak mısınız puzzle? Hayır, bunu bitirdikten sonra. Tamam alacığım, aferin. Babaannem de yastık yüzü yapıyor. Bu var mıydı babaanne? Anne, sen mi yaptın? Bir şey yapayım, altına bir şey koyuyor. Böyle tamir hazır edeyim. Mıydı? Ha, tamir ediyorsun. Şey. Öyle bir yani. Annem böyle işte dikiş makinesini çıkardı bugün. Oraya bak anne nefesin yapmış, bir bak. Tane. Evet. Anne yapmış bak göster. Çok güzel bunu annem. Baharda, biz bu arada arkadaşlar nevresim yaptı. Nevresim değil mi babaanne o? Bunlardan bunları böyle kesip böyle nevresime parça parça böyle pike, yerleştir. Pike yaptıracağız. Pike mi? Pike. Ha, nevresim değil. Yok pike ha, yaptıracağız. Tamam. Pike yaptıracağız Çanakkale'de. Babaannemin orada bir kardeş daha var Gülsel bunun teyzem. Bunun mantıklı şeyin üzerine. Aynen çok güzel oluyormuş. Üçümüz annem yaptırıyor, babaannem yaptırıyor. Ben kendime de yaptırıyorum. Birazcık maliyetli ama güzel oluyor yani. Ben dedim ki belki kullanırım, belki saklarım. Hani belli olmaz bana dedim. Şimdi babaannem de işte böyle onları tamir ediyor. Böyle iki tane yastık kılıfı. Bu makine de gerçekten çok işimizi görüyor. Böyle illaki sökülen bir şeyler oluyor. Annem sağ olsun tamiratlarını yapıyor. Hatta bugün nefesin üstünde bir elbise vardı. Ondan kalıp çıkardı. Ondan bir tane daha nefese elbise dikti. Çok da güzel oldu. Burada mı acaba elbise babaanne? Hadi gitti galiba. Gitti mi? Onu da gösterirdik ama böyle bir şeyler işte. Hadi oynayalım. Konser bu. Evet. 1, 2, 3. Allah'ım benim aşkım. 2, 3. Evet. 2, 3. Hep böyle mi yapıyorsunuz Allah'ım? Sonra da böyle birleşip. Böyle sonra diğer kolumuzla birleştiriyoruz. Evet. Etek var bizde. Hı. Böyle. Harika. 1, 2, 3. Harika. 1, 2, 3. Bravo. 1, 2, 3. Hı. 1, 2, 3. Sonra da trene giriyoruz. Hı. Bilge, ben, hı. Nisan, Yaren, Nora, İpek. Arkadaşlar isimleri sayın. İsimleri sayıyor. Ha. Sonra da hı. Ben Nila ismini veriyorum. Nila ismini veriyorum. Böyle. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Harika. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Sonra da böyle yan yana geçiyoruz. Sonra da dönüyoruz. Selam veriyoruz. Ay harika. Hadi. Özgü Duru'nun kahkülleri çok uzamış. Benimkini de kes. Bir deneyeceğiz bakalım. Olacak. Halacığım dik dursana.
Bak nasıl uzamış ta. Özge bunların hepsi aynı boyut bu arada. Sen o zaman öyle diyorsun ama o zaman baksın, öyle değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Dur hala. Anne makine nerede? Makineyle teyze yok öyle değil. Düz dümdüz kesiyor ya makine. Ben hep saçımı onunla kesiyorum. Çok güzel kesiyor. Hazım hiç elleme. Bak uzun mu Özge? Hmm. Aynı boyut hepsi. Gıdı gıdı gıdı. O uzun olanlar uzamış olabilir. O yüzden o şey yapmış olabilir. Bak kalk kaldır alan. Bayağı uzamış alan be. Şuradan kesmek lazım. Tam kaşının üstünde abla. Ama ıslak kaşının ya. Kuruyunca bir tık daha yukarıya ha, çıkar. O zaman kaşın altında yap. Bakayım Özgü Duruşko. Çekme. Çekme. Arkadaşlar biz yemekten sonra eve geldik. Çay demledim. Böyle çay keyfi. Baklava falan da var. Bahadır'la Seda da geldi. Çocuklar burada oyun oynuyorlar. Ne oldu kızım? Zeynep Aylin bugün uykusu geçe kaldı. Yok, annecilik oynuyorlar. Nefes aynen saçıyor. 11'de uyandı bu sabah. Bu bir ilk ve ilkti yani. Ömrümde 9'dan öteye uyandığını hatırlamıyorum ama 11'de uyandı. Şaşırdı beni çok. Çay Zeynep hala. Bu tarafa çok gelmiş. Anneciğim o tabağı... Arkadaşlar ertesi günden tekrar selam. Şimdi dün babam böyle şey dedi. Pınar biz sana ne zaman iftara geliyoruz falan dedi. Normalde bana geldiler arkadaşlar. Ama o gün vlog çekmemiştim size. Yani çekmek istememiştim. Böyle rahat rahat işlerimi yapayım istemiştim. O gün şey yapmıştım. Ne yapmıştım? Arap tava yapmıştım. Börek yapmıştım. Salata yapmıştım. Pilav yapmıştım, çorba yapmıştım. Bayağı böyle güzeldi yani. Biliyorsunuz biz kalabalık bir aileyiz. Onlar böyle gelince bayağı böyle büyük büyük yapıyoruz. Hepsinden de gayet arttı da yetti. Şimdi o yüzden hani bunu söylemem sebebi kocaman bir tencerede çorba yapıyorum. Bugün de dedim ki tarhana çorbası yapayım ya. Çünkü hiç Ramazan'da tarhana çorbası yapılmıyor, yapmıyoruz. Herkese çok seviyor. Özellikle çocuklar zaten bayılıyorlar. Şimdi Zeynep hala okula gitti bu arada. Ben onu okula götürdüm. Geldim işte yemekleri hazırlayayım diye. Dün akşamdan nohut haşlamıştım. Şöyle nohutumu yaptım. Böyle hani pilavların üstüne koyarız diye. Bunda et var. Onu böyle fırında patatesli etli böyle bir yemek yapacağım. Sonra burada tarhana çorbam var. Ortaya da salatamı yapacağım. Hatta onun şöyle malzemelerini yıkadım. Böyle suya bastım. Böyle iyice toprağa gitsin. Bir kere daha yıkayacağım. Ondan sonra da işte zaten salatamızı yapacağız diye düşündüm. Şimdi ben hemen şöyle tarhana çorbasını yapayım ki kızlar en azından gelince çorbalarını içerler. Zeynep hala 3 kepçe içiyor. Nefes de neredeyse öyle. En sevdiği çorba tarhana çorbası ama dediğim gibi ne zamandır yapmıyorduk. Etini de burada haşladım ama daha havası çıkmadı. Onu da hepsini yapayım dedim ki hani böyle akşama da direkt fırına atarım. Fırında pişer. Ondan sonra zaten hazır olur. Bir pilavım, salatam. Bir de ortaya böyle yine börek tarzı bir şey yapmak istiyorum ama nasıl bir şey yapacağımı henüz karar veremedim. Onu bir anneme soracağım ne yapayım ortaya diye. Aslında buzluğumda var. Sigara böreğim var ama onu geçen geldiklerinde yapmıştım. Şimdi değişik olsun istedim. Bilemedim yani. Öyle. Hadi bakalım günümüz tekrar devam etsin. Arkadaşlar çocukları aldık eve geldik. Şimdi benim yine sağ kolum annem sağ olsun hemen yardıma koştu. Şimdi de beni hep linç ediyorlar anne. Biz çok becerikmişsizmişiz, sensiz hiçbir şey yapamıyormuşuz evet, diye abi. Ama sen böyle duramıyorsun yani. Evet. Ya ben mesela sana geliyorum diyorum ki anne ben bir şey yapayım asla izin vermiyorsun falan. Normalde arkadaşlar şey yapacaktık biliyorsunuz hani patatesli yemek yapacaktım. Eti. Annem dedi ki şöyle güzel bol soğanlı biz en iyisi dedi et sote yapalım dedi. Tamam anne dedim hani sonuçta siz yiyeceksiniz. Şöyle konserve çıkardım. Şöyle işte soğanları bol soğanlı koyduk. Şimdi annem bunu yapacak. Ben de gelirken Rıdvan'a uğradım. Böyle işte patatesim bitmişti. Patates aldırdım ona. Marul. İsmail abi sağ olsun çilek almış Zeynep Hala'ya. Ortaya dedim ki çiğ köfte yapayım. Hiç annemlere böyle yapmamıştım çiğ köfte. Bu lavaştan aldım. Böyle çiğ köftenin yanına koyarız diye düşündüm. Aslında çılbır da yapacaktım ama çok mu olur? Çok olur kızım ya. Ha? Salata var, çiğ köfte var. Nohut var, et var, pilav var, çorba var. Olsun kızım ya. Allah aynen. Şimdi ben de bir yandan hemen termomiksimi açtım. Çiğ köftemi hemen yapmaya başlayacağım. O işte bitsin. En son bir tek pilavımız kalacak. O kadar. Arkadaşlar tatlı olarak da bugün kek yapmak istedim.
böyle hemen 2 dakikada çırptım. Hem çocuklar da çok seviyor. Burada Zeynep hala parkta Nefes, Özgür hep birlikte aha geldiler. Arkadaşlar şöyle bu tabaklarımı koydum, bu sefer bir değişiklik olsun dedim. Çiğ köftemiz bu şekilde görünüyor. Marulları üstüne koydum ama daha marul getireceğim. Salatamız var. Babam pide alırken Rıdvan böyle bir kalbi simidi de vermiş. Onu da koyduk sofraya. Şimdi içeriye gidelim. Annem de annem de slor yaptı böyle. Ortaya bunu da koyacağız. Çorbalarımız falan, yemeklerimiz burada ısınıyor. Az kaldı zaten. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Allah kabul etsin şimdiden. Soframızın son şekli. Dayım da geldi arkadaşlar. Hoş geldin dayıcığım. Sevindim senin gelmene. Zeynep hala bak dayı. Şimdi onun kulağına bir şey söyleyeceğim ben. Söyleyeyim mi? Ama anneye söylemeyeceğim, tamam mı? He, doğum yapamazsın. Sakın anneye söyleme.